En tepesiymiş piyasanın. O günden itibaren her gün oluk oluk biz para kaybettik. Ben de yani açgözlülük ve tecrübesizlik hiç dışarı para çıkarmadı. NFT'ye sahip olmanın bir riski varsa olmamanın da bir riski var. Biz insanlara bir olta hediye etmeye çalışıyoruz. O insanlara balık tutmayı öğretiyoruz. Öğrettikten sonra oltayı ellerine veriyoruz. Üzerine kendi tuttuğumuz güzel balıklar olduğunda atıyoruz önlerine. Alın biraz da siz yiyin diye. E-girişim izleyicilerine selamlar öncelikle. Ben Kemal. Çoğunuz beni Kripto Kemal olarak tanıyorsunuz. 5 yıldır kripto para piyasasındayım. Aktif olarak işlem yapıyorum, kazanıyorum, kaybediyorum. Bir hikayeden bahsetmiştik. Benim hikaye diyebileceğim şey 2017 yılında gerçekleşti. Çoğu insan gibi ben kripto paralara merak sardım. Zaten bunu çoğu kişi de biliyor bu hikaye. Yani o kadar çok döndü ki. Ama tabii kısa bir özet olarak ben yine gireyim. Standart meraklı bir kullanıcı gibi bir Bitcoin aldım. O zamanlar 10 bin lira civarındaydı. Ondan sonra tabii işime devam ettim. O dönem ben araba al sat yapıyordum. YouTube geçmişim var 2011 yıllarında. YouTube'da içerik üretmeye başladım. Tamamen masa başı derleme içerikler. 4 sene kadar o içeriklerden güzel para kazandım. Sonra telif problemi olmaya başlayınca o YouTube'u bırakmak zorunda kaldım. O dönem geçici olarak işte geçimimi araba alsattan çevirdiğim bir dönemde piyasaya bulaştım. Bir miktar alım yaptım. Sonra işime devam ettim falan. Sonra tabii çekiyor orası içine kendini. Senin altcoinlerle tanıştım o dönemde bir ay sonra falan. Yani burası güzelmiş, ne güzel ışıklı mışıklı iniyor çıkıyor oynuyor, kazanıyor artıyor düşüyor. Ben böyle bir kazandım, iki kaybettim, iki kazandım, bir kaybettim falan. O dönem biraz böyle zarar ettikçe daha fazla alma, daha fazla para yatırma isteği doğdu. Bir bakmışım ben bütün sermayemi gömmüşüm ben bu piyasaya. Tabii daha az riskli işlem yapıyorum. O gün direkt batmadım. Sonra işte insan psikolojisi, bir tane coin vardı çok gözümüzün önünde 100-600 yaptı ve biz bunu alacağız dedik, almadık falan böyle. Ama nasıl psikolojik savaş veriyoruz? Neyse günün sonunda biz o bir grubumuz vardı, acemiler topluluğu. 5-6 tane hiçbir herkesin yaptığı yanlış. O grupta biz bir coin'e daldık abi, %600 yapmış bir coin'e. En son aşamasında dayanamayıp bütün parayı bastık. 48 saatte ben bütün parayı kaybettim. En dipten böyle sattım yani 10 bin lira falan param kaldı. O dönem tabii iş yaptım, sermayemi kaybettim. 80 bin lira falan para yatırmıştım yanlış hatırlamıyorsam. O dönem parası yine iyi. 2017'de 3 tane araba alıp satıyordum ben o paraya. Şimdi bir tane mobilet alırız herhalde diye düşünüyorum. Neyse bütün hepsi gitti abi. 10 bin lira falan para kaldı. O dönem tabii bayağı böyle çaresiz kaldım ben. Yani böyle darma duman oldu hayatım. Yani o yaşadığım günler bayağı zordu. O benim dönüm noktam oldu. Orada ben bir işe girip çalışmaya başladım. Çok komik bir rakama. İşte bayağı 4-5 ay falan böyle yani zombi gibi yaşıyordum. Yani yaşamıyordum daha doğrusu. Sonra meşhur 2017'de bir boğa başladı. Bu Bitcoin'in 20 bin dolara çıktığı rally. O aşamada ben orada işte açgözlülüğü yenmiş olmanın biraz daha olgunluğuyla biraz başarılı trade'ler, biraz da şansım yaver gitti ve 2017 boğasında ben güzel bir çıkış yakaladım. O dönem yaptığım hataları anlattığım için insanlar birazcık benimsedi Twitter hesabımda. Hesabım büyüdü falan. Sonrasında 2017 zirvesinde çok güzel bir sermaye yapmıştım. 10 bin lira gibi param kalmıştı. Onu ben TL bazlı konuşayım. 500 bin liralara falan çıkardım. O dönem hatta dedim ki o bitti artık, biz kurtulduk. Bir de artık çalışmaya gerek yok. Vurduk parayı. O dönem evliyim. Eşim işten çıktı, biz dedi yırttık falan böyle. Meğer o en tepesiymiş piyasanın. O günden itibaren her gün oluk oluk biz para kaybettik. Ben de yani açgözlülük ve tecrübesizlik hiç dışarı para çıkarmadım. Yani o kadar kazançtan sonra yaptığım realizasyon, iki tane iPhone aldık. Bir 10-15 bin lira para çektik, tatile gittik. Tatil dönüşünde piyasa 20'den düştü 11'e. Para yarıya düştü zaten. Orada bir tokadı yedik. 2,5 yıl abi bu piyasa döndü dönecek derken o çok en karanlık ayı piyasasında ben yine bütün parayı, hemen hemen bütün parayı kaybettim. Ama yani bu kadar çok salak şey yaptım ki yani borsadan delist edileceği, borsadan çıkarılacağı duyurulan coin'i bir de delist edilecek. Saat 9.30-10'da kalkıp o coin'i son bir yükselir diye bir alıp sonra delist edildi kaldım içeride. Ama ufak rakam tabii. Her türlü şeyi, naneyi yedim ben bu piyasada. O dönemde işte tekrardan battıktan sonra 2019 yılı civarında tekrardan bir yerde çalışmaya başladım param bittiği zaman. Bir özel okulda dijital pazarlamacı olarak çalışıyordum. Sonra 3-4 ay kadar da orada çalıştım. Sonra kovuldum oradan ben. Didiştik birazcık yöneticimle. Sonra o dönem ben YouTube'a fokus oldum. Tabii bu dönem sırasında ben yine YouTube'a ufaktan göz kırpıyorum ama saçma salak şeyler yapıyorum. Yani işte bir gün yemek tarifi çekiyorum, bir gün Çin'den 100 liraya robot söylemişim, onu çekiyorum evde falan.
Oğlum dedim ne yapıyorsun hani yani robotlar bir gün elimde şey tavuk önümde önlük falan. Yani böyle olmayacak hani bu dedim bu yol değil. Sonra ben dedim ki hani niş bir kitle çünkü YouTube'dan daha önce para kazandığım için ben YouTube'dan para kazanmayı biliyorum. Kriptoda çarem kalmayınca oraya yöneldim. Baktım hani kripto niş bir kitle izledim çok fazla değil para da kazanamam diye düşündüm. Ama dedim ki yani böyle olmuyor bildiğin işi yap. Geç dedim kamera karşısına yediğin bokları anlat insanlar da ders alsın. Çünkü bu piyasada herkes bunları yiyor. Yani duymadığımız ne hikayeler ya benim takipçilerim var adam babasının danasını satıp kaldıraca girmiş. Bana mesela abi diyor babam danayı sattım yerine koymam lazım. Ben sana dana bulamam dedim. Yani hani en fazla bu hataları yapma diye nasihat veririm. Hani böyle çok komik hikayeler, dramatik hikayeler de oluyor. Ayı danayı yuttu ama yani ayı olmasına gerek yok. Kullanıcı ayıyı kendi getirebiliyor. Borsa öyle bir şey ki sana her türlü imkanı veriyor. Diyor ki sen 1000 doların mı var? Bu 1000 doları 10 bin dolar olarak kaldıraçlı kullan. Adam 1000 dolarını gördüğü her şeyi 10 bin dolar olarak kaldıraçlı açıyor. İşte ürün %10 düştüğü zaman bütün parasını kaybediyor. Ya da işte biraz para kaybediyor. İşte bu borsadaki en tehlikeli şey kaybetmenin getirdiği kötü psikoloji. O kötü psikolojiyle zararı çıkartacağım diye ya da işte durumu kurtaracağım diye daha ağır işlemler yapmaya kalkıyor. Sonra paket oluyor gidiyor. Borsa her zaman böyle işte kayıplı hikayeler vardır. Sonra ben YouTube kanalımı açtım. Bu hikayeleri anlattım. Böyle şeyleri anlattım ve güzel bir karşılık buldu. Tamam dedim doğru yerdesin. Bildiğin işi, doğru yaptığın işi insanlara anlatıyorsun. Gel zaman git zaman işte tek işim o olduğu dönemde YouTube kanalım biraz ilerledi. Tabii ben yine çıkmazdayım yani bir gelirim yok. Okey hani YouTube'dan para kazanmaya çalışıyorum falan ama oradan bir para gelmiyor zaten. İşten de çıkmışım. Sonrasında takipçim biraz artmaya başladığı zaman ufak tefek reklamlar gelmeye başladı. Profilim artık birazcık para kazanır hale geldi. İşte 4 tane haber retweet ediyordum ayda. İşte 300 dolar para geliyor. Daha dedim yırttık süper mutfak çıktı falan. Sonra tabii piyasanın biraz da boğaya döndüğü dönem o dönemmiş. Artık o en son yaşadığımız büyük zirvenin başlangıcı o dönemmiş. Ben o döneme çok güzel yakalandım tecrübesel anlamda. Çok büyük bir param yoktu. Yalan olmasın 15 bin dolar param var yok. O dönem işte onu Chiliz diye bir coin vardı onu atmıştım. Sonra boğanın gelmesiyle o böyle bir 10x falan yaptı. 100x yaptı hatta ben 10x'te kaçtım. Ya ona katlıyorsun paranı çıkıyorsun ona katlamışsın. Süper para kazanmışsın kalan haftalarda da kahrolarak geçirdim günümü. Ulan 100x oldu, 100x oldu. Böyle saçma bir yer işte. Oradan sonra biraz sermayem arttı. Biraz da para kazanmaya başladım sektörel anlamda. Sonra bu sektörel para kazanma işinin potansiyelini gördükten sonra tabii bir kripto fenomeni ya da işte içerik üreticisi olarak önünüzde çok fazla seçenek oluyor. Günde 50 tane böyle çöp projeden mail geliyor işte. 10 bin dolara video çeker misin falan böyle. Çok iştah açıcı insanlara böyle şey yapacak teklifler de geliyor. İster bunu yapabilirsin, çöp proje tanıtabilirsin, insanları batırabilirsin. İstersen paralı grup kurabilirsin. İstersen işte borsadan sponsorluk alırsın gibi birçok seçeneğim var borsada. Ben bu potansiyeli gördükten sonra sürdürülebilir bir kazanç modeli aradım. Ve birazcık kendimi böyle profilimi işlem vereyim, insanlara para kazandıran bir profilden ziyade daha çok tecrübelerini aktaran, bildiklerini anlatmaya çalışan, analizini yapan işte duygusuz, soğukkanlı bir trader profili oluşturdum. Sonrasında işte Ninja Traders markasını kurduk. Bunu da bir borsa sponsor olduktan sonra yaptık. O borsa bize sponsor olduktan sonra biz gelir modelimizi sponsorluğa çevirdik. Borsa bize para veriyor. Biz borsayı tanıtıyoruz. Ama tanıttığımız borsanın tek bir kuralı var. İşlem yapacağım bir yer olması lazım. Ben oradan çünkü para yatırdım, işlem yaptım ve çok hoşuma gitti. Adamlarla gittim konuştum. Dedim ki işte ben bu borsayı Türkiye'de tanıtabilirim. O zamanlar tabii Binance bir numara en büyük borsa. FTX adını tanıyan bilen yok. Biz araştırdık derinlemesine. Binance yatırımcısı. Güzel bir sistem yapmışlar vesaire. Biz bunlara güvendik. Kredibilitemizi bunlara kullandık. Ekip olarak bir ekip kurduk o dönem. Bu borsa bize sponsor oldu. Biz de o borsada işlem yapan traderlara eğitim, analiz, bilgi akışı böyle hizmetler sağlamaya başladık. Telegram grupları aracılığıyla. Sonra haber Ninja Neys'i kurduk. Haber akışı sağlamaya başladık. Traderlar için bir hub oluşturduk aslında. Sonra o sponsorlukla güzel bir iş modeli kurduk kendimize ve kendimizi artık bir trader topluluğu olarak yerleştirdik piyasada. Sonrasında zaten işler çok güzel gelişti açıkçası. O benim o kırılma noktam işte o YouTube kanalına başlayıp biraz da sektörde ben içerik üretip bir şeyler inşa edeyim noktasında değişti. Tabii bu borsada şöyle bir şey var. Eğer arkanız rahatsa gece yattığınızda sabah yiyeceğiniz yemeği, kirayı düşünmüyorsanız başarı oranı çok artıyor. Kayıpların çoğu da bundandır. Dışarıdaki konforsuzluk içeriği bitirir. O yüzden borç parayla yatırım yapılmaz.
borcum varsa hep kaybedersin çünkü yani o benim bunu çekmem lazım, ödemem lazım noktasında. Ben gelirimi sektörden içerik üreterek riskten değil de sektörden para kazanmaya başladığımda başarı oranım böyle %700 falan arttı. Açgözlülüğü zaten o yediğim tokatlardan atmışım bir kenara. O noktada biraz daha sabırlı, daha böyle olgun işlemler yapmaya başladım. Sonrasında bir işte trade grubu olarak hayatımıza devam ettik. Ta ki geçen yıl NFT'lerin dünyada böyle çığ gibi büyümesiyle, büyük bir patlama yapmasıyla ben dedim ki NFT işi bir komünite barındırıyor. Biz bir trading komünitesiyiz ve Türkiye'deki en büyüğüz, hatta globalde de bizim kadar çok üyesi olan, bu kadar bilinirliği olan bir trading topluluğu yok. NFT sektörünün tabii ki burada dinamiklerini bilen var, bilmeyen var. NFT dediğim şey kripto paralar gibi blockchain teknolojisinin meyvelerinden bir tanesi. NFT dediğim şey aslında non-fungible tokens diye geçiyor. Dijital bir sahiplik belgesi olarak düşünebiliriz bunu. Sen o NFT'yi satın aldığın zaman bir token alıyorsun. Cüzdanına bir token geliyor, bir coin geliyor. O token üzerinde metadata'da görseller var. Ve bir koleksiyonda atıyorum 10 bin tane farklı görsel, 10 bin farklı birbirinden ayrı token var. Sen o token'ı aldığın için, örnek veriyorum, e-girişimdeki premium içerikleri ücretsiz izleyebiliyorsun o NFT'yi sahipsen. Ya da o NFT'yi sahipsen X markanın bütün yıl olan partilerine ücretsiz katılabiliyorsun. Ya da işte discount indirim alabiliyorsun. Ya da işte bir topluluk bazlı olanlar var. İşte eğlence toplulukları var. Mesela Bored Ape Yacht Club en büyük parti topluluğudur. Adamlar zaten adı Yacht Club. Onlar biraz daha ünlü camiasını o komüniteye oturtmaya başardı. Eğlenen bir topluluk olarak 10 bin tane NFT baz floor taban fiyatı 300-400 bin dolarlara falan çıktı. Bir tanesi yani 10 bin tanenin içerisinden. Topluluk bu işin temeli olduğunu anladığımız anda bugünkü ortağım Bekir Çağırçelik, izliyorsa kendisine selamlar. NFT sektörünün ilk traderlarından bir tanesi. Ben de kripto alanında nispeten 5 yıllık deneyimim var. Biz dedik ki bu iş topluluk işi, bir komünite işi ve piyasada trading alanında bilgi akışı sağlayan Discord grupları, yani NFT grupları çok ciddi fiyatlara ulaşmıştı. İşte şu an mesela CyberKongs dediğimiz bir topluluk vardı. Floor taban fiyatları o zaman 30-40 bin dolar civarındaydı ve sadece NFT alanında organik bir bilgi akışı geliyor. Nispeten profesyonel bir ekibiz. Dedik ki hem NFT hem kriptoyu biz bir araya getirelim, böyle bir topluluk yapalım. Bizim üyeliğimizi satın alan, Ninja Squad alan kullanıcılar, adam NFT'sini alıyor, geliyor, NFT'yi aldıktan sonra işte Discord grubuna cüzdanını bağlayıp verify oluyor. Bakıyoruz, sistem bakıyor blockchain'den, cüzdanı doğruluyor. Ninja var mı cüzdanında? Var. O zaman odalar açılıyor. İşte 30 kişilik bir ekibimiz var. Tabii bu yavaş yavaş artmaya başladı. Çok zor bir işmiş NFT sektörü. Bana birçok ünlü tanınmış isim yazıyor. Biz proje çıkarmak istiyoruz, NFT çıkarmak istiyoruz. Abi diyorum, bu böyle bir şey değil. Çok zor. Benim 600 bin takipçim var. Bilinirlik, network falan değil. Direkt cüzdanında kripto para bulunduran kitleye hitap ediyorum ve ben bu kadar kitleyle benim 10 bin dolar, 20 bin dolar taban fiyata erişmem lazımdı. Öyle değil, insanlar bir fayda görmeden tutmuyor NFT'yi. Sonrasında biz Ninja Squad'a çıktık. Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 8888 tane NFT'yi biz 300 dolar civarından sattık. 3 dakika civarında sold out oldu. Ciddi bir talep vardı. Sonrasında fiyatımız biraz düştü çünkü NFT'deki dünya kullanıcılar belirliyor fiyatı. Yani adam isterse 8000 kişi derse ki ben bunun değerini 10 bin dolar görüyorum, 10 bin doların altında kimse alamaz. Tamamen topluluk belirliyor aslında. Sonra bir düştü bizim fiyatımız çünkü insanlar bizim arttıracağımızı düşündü. Fiyatı baskıladıkça baskıladı. Biz bir şey yapamıyoruz, sizin yapmanız lazım. Sonra çok zor bir iş olduğunu anladık NFT'lerin. Önce insanlara NFT'lerin ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. İşte bunun topluluğun kendisinin karar verdiğini, bunların yönettiğini, fiyatı onların değiştirebildiğini. Sonrasında bu kullanıcılara, bu NFT tutan kullanıcılara nasıl satmamaları, o komünitede kalmaları için nasıl bir yol izleyebiliriz onları planladık. İlk önce dedik ki biz NFT'leri çok doğru bir şekilde anlatalım. NFT'leri en iyi şekilde bilgi akışı getirecek bir ekip kurduk. Piyasada dönen bütün NFT gelişmelerini, haberlerini getiren bir ekip vardı. Ninja Traders'tan kalan bir Ninja News ekibimiz vardı. Onları da Ninja Squad'a entegre ettik, ekibi büyüttük. Piyasadaki bütün haber akışı anında o Discord'da üye olduğun için, o NFT'yi tuttuğun için sana anında push bildirim olarak geliyor. Ardından işte NFT ile alakalı hem haberler hem piyasadaki yeni parlayan projeler. Mesela bir Bored Ape Yacht Club'ın token'ı çıktı. Çıkmadan bir önceki gün bizim Fundamental Temel Analiz ekibimiz bunu böyle bir sunumunu hazırladı. Yani biz bir trade eden, alsat yapan kullanıcılar için en iyi bilgi akışını sağlamayı ve bu kullanıcıları en doğru şekilde sektörü öğretmeyi hedefleyen bir topluluk
kurmaya çalıştık. Nispeten 300 dolar civarından çıktı bizim NFT'lerimiz. 1500 dolar civarına kadar da tavan fiyatı yükseldi. Tabii sonra piyasanın ayıya gelmesiyle 600-700 dolar civarlarına geri çekildik ama bütün piyasada böyle bir çöküş yaşandı. Şimdi biz de bu piyasayı öyle değerlendiriyoruz. Ayı piyasası dediğimiz piyasanın çok kötü gittiği dönemde ekiplerin yapması gereken tek şey fiyata bakmamak, hiçbir şeyi gözün görmemesi ve sadece inşa etmek, o topluluğu daha iyi bir şekilde inşa etmek olarak düşündük. Şu an mesela bir eğitim hazırlıyoruz. 10-15 saat üzerinde olacak sanırım. Hem NFT, hem kripto, hem DeFi. Hatta buna belki marketing, işte NFT sektöründeki iş fırsatları gibi şeylere de konunun uzmanlarından belli içerikler yaparak hem Türkçe hem İngilizce, diğer dillerde de altyazılı toplamda uzun vadede 5 dilde bir genel bir eğitim hazırlayıp o Ninja'yı satın alan kişilere eğitimini baştan aşağı verip bu sektörün dinamiklerini kendi tecrübelerimize aktarıp onlara balık tutmayı öğretip aynı zamanda da işte o 30 kişilik ekipte gördüğü her balığı da holderların, NFT tutan kullanıcıların Discord'una atmak. Vizyonumuz, misyonumuz bu bizim. Bu yoldan ilerlemeye çalışıyoruz. Benim de hayatım işte bu gerçekten kiramı 2500 lira kira ödüyordum ben battığım dönemde. 1500 lira maaş alıyordum. O kadar sıkıntılı dönemden 3-5 yıl içerisinde benim de hayatım anlam veremediğim şekilde hızlı gelişti. Biz bunları inşa ettiğimiz noktada, iyi bir topluluk kurduğumuz noktada benim hedefim birkaç yıl içerisinde dünyadaki gerçekten hacim olarak, fiyat olarak top 10, top 20 koleksiyon arasında bütün dünyanın bildiği, duyduğu, yani şimdi NFT'den zengin olmuş milyonerler var. Eskaza bir maymun fotoğrafı almış, milyon dolar kazanmış, parası Ether'de kripto olarak yatıyor. Bu adamların kriptoya dair bilgisi yok. Risk yönetimi nasıl yapılır, portföyü nasıl yönetirsin, hangi coinleri trade edersin? Bunları bilmiyorlar. Bu adamlar bizim hedefimiz. Bu büyük trade eden kullanıcılara biz en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ve bu hizmetin sonrasında da çok kaliteli bir trading topluluğu inşa etmek. Gerçekten piyasanın böyle balinaları, çok iyi trade eden kullanıcıları. Şimdi mesela bizim Discord'a girdiğimiz zaman biz Türkiye bazında çok kaliteli bir topluluğuz. Çünkü içerideki insanlar belli bir filtreden geçmiş. 1000 dolar bir fotoğrafa veren adamın coolluğu başka oluyor. Yani adamın network'ü, yaptığı işi, aramızda çok ciddi işte iş adamları var. İşte biz kendimiz zaten çok tecrübeli bir ekibiz. Biz o chatte mesela sürekli varız, bilgi akışı sağlıyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Çok marka sahibi insanlar var, ünlü insanlar var. Ya da işte çok kendi halinde öğrenci, parası olmayan kullanıcılar da var. Değişik bir ortam işte içerisi. Biz burada işte çok kaliteli bir trading arkadaş grubu inşa etmeyi global ölçekte hedefliyoruz. Benim hedefim iyi bir marka yaratıp, büyük bir marka oluşturup, herkesin tanıdığı bu sektörde dikili bir ağacım olsun mantığındayım. Uzun vadedeki hedefim tamamen bu markayı çok iyi yerlere taşımak. NFT yatırım yapmak isteyen kişilere şunu öneririm. Aldığınız NFT'nin size şunu sormanız gerekiyor. Ben bu NFT'yi aldım ama tutmak için bir sebebim var mı? Para kazanma beklentisi ayrı. Biz buna hype diyoruz. İşte bir ünlünün NFT'si çıktı. Efendime söyleyeyim şu NFT çok popüler. Bu değil. NFT'den para kazanıyorsun ama o aldığın NFT'nin teknolojisi gereği sana bir fayda sağlaması lazım. İşte biz burada sürdürülebilir bir faydayı inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü her zaman trade eden kullanıcının iyi bilgi akışına, trader bir topluluğa ihtiyacı olabiliyor. Orada işte adam çok parası var, 100 bin dolar sermayesi var, 1000 dolara bir tane Ninja NFT alıyor. Orada bizim işte paylaştığımız bir analizden ya da orada gelen bir haberden, çünkü network işliyoruz ya, işte haber ekibimiz mesela zamanında işte IMX'in Insider, IMX diye bir token vardı. Bunun Insider bilgisine ulaşmış bir şekilde saat 5'te çok büyük bir duyuru yapacaklarına dair. Discord'da bu bilgiyi saldı. Bütün chat saat 3 gibi girdi bu coin'e. Ben chat'e bir geldim, herkes dalmış coin'e. Stres oldum, ne yapıyorsunuz? Hani insanlar alsat yapıyorlar ya olmazsa falan. Gaza da gelmiş chat böyle, o an böyle bir strese girdik. Sonra işte bir %3-4 düştü, ben böyle strese girdim yani. Hani şey yapacağım, kayacağım o chat'tekilere hani ne yapıyorsunuz diye. Çünkü bu doğru değil, hani biraz daha böyle profesyonel bir yönlendirme. Sonra saat 5'te bir duyuru geldi, coin %40 fırladı. O chatte böyle bayram havası, gifler, emojiler böyle herkesi yaptı falan. Yani demem o ki bu NFT'yi alan, Ninja NFT'yi alan kullanıcıya ben biliyorum ki hiçbir şey yoksa bile orada bir bilgi edinecek, orada bir çevre edinecek, orada bir para kazanacak, kazanmasa bile bir şeyler öğrenecek. Ben bunu sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Biz de işte bu sürdürülebilir iş modelini NFT'lere entegre etmek istedik. Bizimki trading alanında sen parti seviyorsundur, sürekli partiler düzenleyen bir topluluğa ait olabilirsin. Çok sanat içerisindesindir. Sanatı desteklemek istersin. O da ayrı bir konu.
NFT çok dallandırılabilir. Yani her şeye evirebilirsin bu teknolojiyi. Sadece dediğim gibi sürdürülebilir tuttuğun için tutmaktan mutlu olduğun, o NFT'yi sahip olmaktan mutlu olacağın, ben bunu tutuyorum ama bana bunu sağlıyor diyeceğin NFT'leri almak gerekiyor. Yoksa etraf böyle kedi, köpek, maymun, hiçbir boka yaramayan NFT'ler dolu. Onlardan biraz uzak durmak gerekiyor. NFT'ye sahip olmanın bir riski varsa olmamanın da bir riski var. Eğer korkunç paralar yatırmıyorsanız, bugün mesela geçen sene Bored Ape Yacht Club'ı 500 dolara, 1000 dolara olan adamlar 300 bin dolara satış yaptı ve bu yolculuk boyunca ederi 120 bin dolar olan NFT airdrop'u 100 bin dolar ederi olan coin airdrop'u yaptılar adamlara. Yani adam 1000 dolara verdiği şeyden 500 bin dolar para kazandı. Tabii bu ütopik bir hikaye. Bu her zaman olur olmaz bilemeyiz. Ama sektör sürprizlerle dolu. Biz mesela işte bu kendi trading topluluğumuzu hani blockchain'e taşıyalım. İşte NFT biz de bu sektörde varız diye çıkalım diye çıktık. Hiç böyle büyük hedeflerimiz, beklentilerimiz yoktu. Hani dedik kendi içimizde trade konuştuğumuz bir ortam olur. Hani dedik fiyatımız 300'e çıktık. Hani onu korusak yeter gözüyle baktık. Fiyat 1500'e çıktı. Hacim 6 milyon dolara ulaştı. Piyasadaki herkes bir şekilde markamızı biliyor artık global ölçekte. Bizim tarafımızda da çok sürprizlerle dolu. Mesela hani şöyle bir örnek vereyim. Her koleksiyonun nadirlik oranları var. Mesela bizde de Deep Alpha dediğimiz 100 tane legendary seri var koleksiyonun içerisinde. Ön satışta tamamen random, rastgele alıyorsun bu NFT'leri, çıkıyor şansına. Mesela bir öğrenci çocuğa ondan çıkmış, Deep Alpha çıkmış. Biraz bekledi, piyasanın bizim koleksiyonun fiyatı da yarım eterlere geldiği zaman 4 eterden sattı onu. O zamanın parası 12-15 bin dolar para yapıyor. Şimdi böyle senaryolar da var. Sen gidip işte 300 doları, 500 doları bir NFT aldığın zaman markaya yatırım yapıyorsun aslında. O marka çok büyük yerlere gelirse sen de ondan kazanıyorsun. Ama işte hiç almamış olmak bence bir risk. Çünkü bugün dünyanın en büyük tüketim çılgınlığı aynı zamanda da çok gerçekten faydalı bir teknolojisi yani. Sen bugün ev satmaya kalksan, konser düzenlemeye kalksan tek bir QR kod ile o NFT aracılığıyla bütün işini şeffaf, merkeziyetsiz bir şekilde çözebiliyorsun. Yani dolayısıyla da NFT sektöründe böyle çok çılgın fırsatlar oluyor. Ama tabii ki bu fırsatı kaçırıyor muyum noktasında hiç sahip olmamak bence enayilik. Ama 3-5 kuruş bir para en nihayetinde. Hani 300 dolar alacağım, 400 dolar alacağım bir NFT. Bu sektörde ben de varım, ben de bu sektörde bir parça bir şey aldım demektir. Çünkü sektör çok saçma yerlere gidebilir. Senin aldığın şey çok saçma yerlere gidebilir. Gitmezse canım sağ olsun diyeceğim bir miktarla bence herkesin bir NFT ucundan almasını ben öneririm yani. Çünkü ben de alarak başladım. Birkaç tane aldım, çok para kazanmadım. Bir tane NFT aldım, ederi sanıyorum 0.05 ether, 150 dolar civarındaydı. Bunu ben 5 ether'e sattım mesela. Hani korkunç bir nadirlik oranı geldi. Bir hype'da koydum 5'e, 4.85'ten gitti mesela. Bir anda 10-15 bin dolar para geldi. Böyle şeyler de oluyor. Bunun cezbedici kısımlarını anlatıyor gibi olmasın ama böyle senaryolar var. Başınıza böyle şeyler gelmesi mümkün. Hiçbir şey yapamıyorsanız, eğer o NFT elinizde kalıyorsa, çok para vermediyseniz, sonuçta içinde bir art barındırdığı için as duvarına kullan. Bir tablo almış gibi bir şey oluyorsun yani. Yani böyle de kullanabilirsiniz bunu. Ya bizim işte özetle hedeflediğimiz ve yapmaya çalıştığımız şey, biz insanlara bir olta hediye etmeye çalışıyoruz. O insanlara balık tutmayı öğretiyoruz. Öğrettikten sonra oltayı ellerine veriyoruz. Üzerine kendi tuttuğumuz güzel balıklar olduğunda atıyoruz önlerine. Alın biraz da siz yiyin diye. Amacımız, hedefimiz bu insanların bu işi öğrenmesi, doğru şekilde uygulaması, profesyonel bir şekilde risk yönetimini yapıp hesabını kitabını yatıp böyle gaza gelip işlemler yapmadan gerçekten böyle aklı selim bir şekilde, oturaklı bir şekilde para kazanmalarını öğretmek ve kendi tecrübelerimizi, işte biz de yakalıyoruz çünkü çevremiz geniş, bir haber geliyor onu sızdırıyoruz ya da işte çok içime sinen bir analiz oluyor onu atıyoruz onlara, bakın böyle bir beklenti var. Yani iyi gidiyoruz. Hedeflediğimiz şey, yaptığımız şey güzel gidiyor. Böyle yürüyoruz, gidiyoruz.